Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Yine bir CoinTürk haberi diyor ki, Lunge için olumlu duyarlılıkta artış gösteriyor. Bu veri yatırımcıların token'a olan güvenini ve inancını temsil ediyor. Yani dolayısıyla Lunge'e güven arttı diyor. Şimdi şöyle, Lunge'e güven uzun vadede artmadı, kısa vadede arttı arkadaşlar. Uzun vadede artmadığından kasıt şu, mesela işte şey görüşü oluyor ya, hala var, başlangıçta da vardı. Yeniden eski seviyeler, işte 70 dolarda işte 100 dolar falan filan, o tarz muhabbetler. Ona da gerek yok. 1 dolar olayları falan. Şimdi buna karşı bir güven artışı vardır. Çok minimaldir. Onu söyleyeyim. Çünkü ciddi yükselişler yaptı ama bu kadarı hala devede kulak kalıyor. Onu da söylemek lazım. O konuda bir güven artışı olduğunu zannetmiyorum. Yani genel itibariyle ben hala yatırımcının 1 dolar olacak diye alıyorum dediğini hiç zannetmiyorum. Ya da 10 dolar olacak diye alıyorum dediğini pek zannetmiyorum. Güven şöyle arttı. İlk zamanlar Lunge üzerinde hiçbir şey bilinmiyordu. Yani ne zaman kalkış yapacak? Yükselecek mi? Yükselmesine rağmen sert çökecek mi? Gibi pek çok soru vardı. Lunge ciddi yükselişler yaparak ve hareketlerinde otur kalk noktalarında dengesizlikler yapmadığı ve düzgün noktalardan kısa süre içerisinde iyi bir destek direnç seviyeleri oluşturabilmesi ve sürekli yükselebilmesiyle birlikte hiç değilse kısa orta vadede yatırımcıları çekme konusunda çok ciddi bir güven kazandığını düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.